أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Kıymetli izleyicilerimiz, bir programda daha sizinle birlikte olmanın mutluluğunu, kıvancını yaşıyoruz.
Bu mutluluğu bize yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir önceki gece yapmış olduğumuz programda Nizamettin Ergüven hocamızı davet etmiştik orucun fıkhını konuşmaya. Zamanımız el verdikçe irdelemeye çalıştık. Ancak soruların bir kısmını soramadık zaman yetmediğinden dolayı. Hocamızdan rica ettik, tekrar alalım. Bir sonraki programda aynı konuyu işlemek üzere hocamızı davet ettik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hocam, teşekkür ederim. Kıymetli hocam, hasreten size teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Konumuz yarıda kalmıştı. İnşallah sizinle bugün tamamlayacağız. Rabbim kolaylık versin diyorum. Kıymetli hocam, birçok soru sormuştum. Özellikle dil altı habı orucu bozup bozmadığını size sormuştuk en son. Kıymetli hocam, tekrar önemine binaen tekrar bu konuyu izleyicilerimiz için açıklarsanız sevinirim. Geçen programımızda da bahsettiğimiz gibi dil altı habı yeme içme diyelim mideye ulaşmadığı için ağız çeperinde emildiği için bunu orucu bozmayacağı noktasında Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Murat'a bir fetvası var. Buna göre amel edilebilir. Ya yani orucu bozmaz. Oruca evet. Zarar vermez. Dün de bahsettik. Evet. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Hocam şöyle bir soru sorayım. Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Özellikle şu COVID-19 sürecini yaşadığımız, hızlı bir şekilde artış eğiliminde olduğu, böyle bir virüsle karşı karşıya olduğumuz, böyle bir zaman diliminde aşı yapmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aşı olmak isteyen veya başka bir rahatsızlıktan dolayı aşısını yaptırmak isteyenlerin orucuna zarar gelir mi? Bir de iğneyi sorayım. Özellikle acile giden, acil bir durum arz eden hastalarımız için. Bu konuda genelde tarih boyunca hep tartışılmış. Bu konuda Diyanet Yüksek Kurulu özellikle iğne ile alakalı yahut vücuda zerk edilmeyle artık ne yapılacaksa aşı olur, iğne olur ve benzeri. Bu noktada genelde görüş şudur. Gıda ve keyif verici özelliği olan iğnelerin orucu bozacağı, yani aşıda özellikle aşı üzerinde konuşursak aşının gıda verici özelliği olmadı yani bildiğimiz. Bu noktada gıda verici, keyif verici özelliği olmadığı için aşının orucu bozmayacağı. Diğer iğneleri de işte ağrı kesici iğne, genelde bazen bu gittim hocam işte başım ağrıdı bir ağrı kesici iğne yaptık. Bu orucu bozar mı noktasında soru geliyor. Ağrı kesici özelliği olan ilaçların, iğnelerin orucu bozmayacağı, yani gıda verme özelliği olmadığı için, serum özelliği olmadığı için, keyif verici özelliği olmadığı için orucu bozmayacağı ama gıda özelliği, serum özelliği olan iğnelerin orucu bozacağı noktasında genel şu an son denetinde bu noktadaki görüşü budur. Kıymetli hocam, sanırım Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebinin kısmen ayrıştığı noktalardan biri de hasta olan insanların iğne yaptırması. Evet. Yani sizler de Ramazan ayında eğer hastaneye gitmişseniz genel anlamda hemşire kardeşlerimiz uyarıyorlar. Yani oruçlusunuz, orucunuza zarar gelebilir, iğne yapalım mı? Hı. Dolayısıyla Şafii fıkhında sanki olay biraz daha mı farklı? Yani Şafii eski klasik fıkıh kitaplarımızda yani genelde öyle de. O zamanki tıbbın alimlerimizin tıptan anladığı şekliyle verdiği fetvalardır. Daha doğrusu ulaştığı sonuçlardır. İçtihatlardır. Günümüz tıbbının bu kadar gelişkin olduğu bir dönemde yeniden özellikle tıbbi konudaki eskiden fıkıh kitaplarımızda tıbbı ilgilendiren konuların tekrar bir daha
gözden geçirilmesi gerekir ki bu noktada gözden geçirildiği zaman özellikle Hanefi alimlerin işte melem de sürülse, memle de olsa orucu bozar diye eski klasik fıkıh kitaplarımızda bu geçer. Şafii alimlerimizin işte işte serumdur, işte gıda veri özelliği vardır yoktur. Bu noktada tıp fazla gelişmediği için kitaplarımızda direkt bu ifadeler geçmez. Yani iğne orucu tabi menfezler dışında ağız borun işte tabi menfezler denilen onların dışında midenin tabi giriş yolları dışında. Bunların dışında vücuda giren ne olursa olsun bozmaz. Yani bu da bir yerde uç bir ifadedir. Şu an tıbbın gelişmesiyle bir insanı serumla sen 1 sene, 3-5 sene yaşatabilirsin. 10 sene yaşatabilirsin. Hocam, yani tam böyle bir özelliği olduğu için yok kitapta böyle yazıyor. Bu orucu bozmaz. Dolayısıyla yani, demek evet. Biraz şey olur, sıkıntı İslam'ı olur. İslam'ı doğru okumak adına. Yani günümüzü de özellikle tıbbı ilgilendiren uzmanlığı, başka uzmanlık alanlarını ilgilendiren konuları bir daha tekrar gözden geçirip ona göre bir sonuca ulaşmak daha doğrudur. Hocam serum dediniz de yani merak ediyor izleyicilerimiz. Serum oruçluyken uygulatılırsa oruca zarar verir mi? Yani söylediniz aslında cevabınız anlaşıldı. Ama vurgulamak direkt, adına. Evet, serumun doğrudan. Direkt damardan sıvı verildiği için bunda bir gıda verici özelliği var ki olduğu kesindir. Yani bir serumla 1 sene insanı yaşatabiliyorsanız hiç yeme içme olmadan insan yaşayabiliyormuş ki görüyoruz. Bu noktada daha fazla da. Dolayısıyla bunun gıda verici özelliği olduğu yani aklın da tıbbın da kabul ettiğidir. Dolayısıyla serum özelliği, serum ve ona benzer artık belki isim bilmediğimiz şu an zikredemeyeceğimiz işin elinin daha çok bileceği özellikte olan ilaçların orucu bozacağı noktasında genel kabul var. Güzel, kıymetli hocam anlaşıldı. Sanırım altını kalın çizgilerle çizdiniz. Kıymetli hocam, Allah hiçbirimize böyle bir dert vermesin. Bazen insanlar çaresiz kalabiliyor. Hastane köşelerinde böyle mahzun bir şekilde işte birilerinden yardım talep ederken, örneğin hastanız var, kana ihtiyaç var acil bir şekilde, evet. Kan vermek veya kan almak oruca zarar verir mi? Yine bu dedik ya, bazı çıkış noktası yine gıda verici özelliği var mı yok mu? Yani iğneye benzer, seruma benzer özelliği. Kan vermenin özellikle mekruh sayıldı. Bazı hadislere dayanarak alimlerimiz mekruh kabul etmişler. Sebebi kan verenin kişiden kişiye bekle değişebilir. Biri evet. Verir sıkıntı olmaz ama diğeri direnç verir baygın noktası düşer. Direnci düşer. Orucu bozma noktasına kadar götürebilir. Kadar götürebilir ki bizzat şahit olmuşuz. Kan verdiği için bayılıp düşen kişileri biliriz. Yani bu tür tehlike varsa bunların şey yapmaması. Ha kan gerekiyor, mecburen vermesi gerekiyorsa verir. Bu hal oluşunca orucunu bozabilir. Bu işin ayrı bir kısmıdır. Orada kefaret gerekmiyor. Gerekmez. Sadece evet. Günle gün kaza gerekir. Gerekiyor. Kan genelde kabul nedir? Kan vermek değil, kan almak orucu bozar diye. Genel tabir yani şu an kabul edilen evet. Kanın da gıda özelliği yani kana kan katıldığı için bir gıda verici özelliği var. Yani o kısma giriyor. O genel kuralın kapsamına girdiği için kan vermenin değil kan almanın orucu bozacağı noktasında şu anki genel kabul edilen budur. Alimlerimizi kabul etti. Yani genel anlayış kan vermek orucu bozmuyor. Yani en azından fukahanın, alimlerimizin üzerinde ittifak sağladıkları en azından genelin görüşü olarak ifade edebileceğimiz kan vermenin oruca zarar vermeyeceği ancak kan almanın vücuda kan almanın oruçluya zarar vereceğini ifade edebiliriz. Evet. Evet kıymetli hocam. Yine önemli bir soru. Biliyorum diyeceksiniz ki hep sağlığı ilgilendiren soruları soruyorsunuz. Önemli sorular, sorunlar bunlar.
halkımızın merak ettiğini düşündüğümüz konular bunlar. Astım hastalarının kullandığı sprey veya astım ilacı orucuna zarar verir mi? Genelde sprey olarak kullanılır. Astım spreyi diye. Bunda da ağza sıkıldığı için ağız şeflerinde, yani ağızda emilip mideye ulaşmama özelliği var. Mideye ulaşmadığı için, sindirim sistemine ulaşmadığı için bunun orucu bozmayacağı noktasında alimlerimizin bu noktada görüşü var. Yani yeme içme sayılmaz. Ağza sadece bir nefes, rahat nefes almayı faydası var. Bu fayda ki olmasa, özellikle o astım hastalarımızı kullanmasa sıkıntı olabiliyor. Kullanması gerekiyor. Oruç tuttuğu zaman normal diğer noktalarda sıkıntı olmuyor. Yeme içmede ya susuzluk, açlıkta bir sıkıntı olmuyor bu tür hastalarımızda. Sadece nefesle alıp alakalı vermede problem olduğu için ve bu sıkılan şeyin de mideye sadece özellikle nefes direkt mideye değil de akciğerle bağlantısı olduğu için bunun orucu bozmayacağı noktasında Dinçleri Yüksek Kurulu fetvası bu noktada bu yöndedir. Evet kıymetli hocam, yine önemli bir konu diş kanaması, kanal tedavisi veya diş çektirmek. Bunlar oruca zarar verir mi? Şimdi bir önceki sohbette de değinmişsiniz. Bazı hastalıklar var. İşte akşamı beklemiyor. Keşke diş hastalığı, diş ağrısı çok feci ağrılardan olduğu için kişinin mecburen oruçlu da olsa doktora götürebilir. Dolayısıyla bu tür durumda ne olur? Yani gitmek mecburiyetinde kaldık. Yani hadis altında dişin çekilmesi, işte kanal tedavisi, bunlar orucu bozmaz. Orucu bozan şey nedir? Mideye ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Yani oradaki diyelim diş temizlenirken bir tortu oluşur, ağza gelen sıvı var yahut ağza sıkılan sıvı var dişin temizliği için. Devamlı bir su sıkılabiliyor. Eğer ağza bir şey kaçmamışsa, yani boğazdan bir şey kaçmamışsa ki diş kanar, diş tedavisinde kanama olur, diş kanaması olur. Bu kanama eğer apür tükürebiliyorsak, boğazımızdan aşağı kaçmıyorsa bu orucu bozmaz. Ama öyle bir şey olur ki hepimizin, belki de çoğumuzun şahit olduğu, bazen farkında olmadan da kaçabilir. Ne kadar insan dikkat etse de o diş tedavisinde bazen sıvı boğazdan kaçabiliyor. Eğer kaçma halinde orucu bozar ama boğazdan bir şey aşağı kaçmamışsa, mideye ulaşmamışsa orucu bozmaz diye yani bu konuda söyleyecek söz, söylenen daha doğrusu son söz budur. Evet. Kıymetli buna dikkat hocam. Etmek, yani bunu becerebiliyorsak orucu bozmaz. Eğer beceremiyorsa, boğazından kaçıyorsa orucu bozulur. Evet. Ve bu tür durumlarda da hastalıkla alakalı olduğu için, acil bir durum olduğu için kefaret gerekmez. Günle gün kaza gerekir. Orucu bozması halinde kefaret gerekmiyor. Gerekmiyor. Sadece günle gün kaza eder daha sonra. Evet. Kıymetli hocam, diş fırçalamak oruca zarar verir mi? Diş temizliği Allah Resulü'nün tavsiye ettiği. Yani misvak işte fıtri bir şey oldu. İşte temizlik sadece İslami değil, insani bir görevimizdir. Her hocam, insanın izniyle levla eşşukka ala ümmeti le emertum bis sivake inde kulli salah diyor. Yani eğer meşakkat olmasaydı her namazdan önce Allah Resulü'nün tavsiyesiyle veya namaza başlarken mutlaka misvakla başlamalarını emrederdim. Tabii bunda birçok hikmet var. Ama özellikle buradaki illet nedir? Diş temizliğidir. Ağız temizliğidir. Mümin insanın ki şu an bunun misvak kullanmıyoruz ama diş fırçası da bu görevi görüyor mu? Evet, görüyor. Macunla belki de daha bir ileri seviyede de bir temizlik olabiliyor. Misvağın işte sağlığa olan faydaları, o ayrı bir konu. O da kullanılabilir. Ama diş fırçası şu an kullanıyoruz. Oruçluyuz, diş fırçalamamız lazım. Bunu daha çok özellikle sahurda, diyelim sahur yaptıktan sonra daha imsak gelmeden yapmakta asıl olan budur. Ha, diyelim yetişemedik, zaman darlığı şu bu. Diş fırçalamayı ya unuttuk ya da zaman darlığından dolayı bir şey yiyip içelim derken ezan okuma seviyesine geldi. Ezan okundu, artık dişimizi fırçalamamışız.
Ha, o tür durumda diş fırçalanır. Ama boğazdan özellikle gargara yapmama, sadece dişini fırçalayıp en kısa yoldan dışarıya o sabunun atılması, özellikle diş macunundaki o köpüğü vesaire, dişin o şekilde temizlenmesiyle oruç bozulmaz. Ama o anda boğazımızdan su kaçarsa yahut macun kaçarsa, tabi o tür durumda da oruç bozulur. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet, önemli bir nokta, dikkat etmekte fayda var. Mümkün mertebe bu tür şüphelere yol açmamak için şeyin öncesine, yani özellikle sahurun imsaktan önce yapmakta fayda var. Evet. Kıymetli hocam, sizden özür dileyerek, izleyicilerimizden de özür dileyerek bu soruyu sormak durumundayım. Gündüz oruçlu haldeyken kusmak orucu bozar mı? Evet. Kusma ile ilgili genelde alimlerimizin dayandığı bir hadistir. Yani kişi isteyerek eğer yapmamışsa orucu bozulmaz diye. Allah Resulü'nün bu noktada bir tavsiye var. Buna ağız dayanarak, dolusu falan. Şu ayrım yapılmış. Kişi eğer yani orucu bozan kusma hangi orucu bozar? Genelde tabir şudur. İsteyerek ağız dolusu olursa orucu bozar. Ama istemeyerek, isteyerek ağız dolu su değilse, isteyerek yaptık ama ağız dolusu olmadı, yine orucu bozmaz. Ama istemeden, ağız dolusu da olsa, az da olsa, çok da olsa, istemeden olursa, yani gayri ihtiyari ki olur, hastalıktan, beyti, mide bulantısı vesaire hiç elimizde olmadan ağız dolusu olursa orucu bozmaz. Ama biz isteyerek, yani af buyur, parmağını ağzına sokup boğazına götürdüğü zaman fıtri olarak insan kusabiliyor. Bu tür durumda ağız dolusu olursa, yani isteyerek bizzat kendimizin müdahalesiyle olduğu için, biz istediğimiz için ağız dolusu olursa orucu bozar. Değilse bozmaz diye genel kabul budur şu an. Evet, kıymetli hocam. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde Rabbimiz oruç tutmamayı ruhsata binaen helal kıldığı bazı durumlar vardır. Evet. Oruç tutmamayı mubah kılan sebepler nelerdir? Bu konuda da izleyicilerimizi aydınlatırsanız sevinirim. Dünkü konumuzda da, sohbetimizde de buna kısaca değindik. Ayet-i Kerime'de özellikle hasta olan, yolcu olan ve tutamayacak derecede yaşlı olan pirifanilerin tutamayacağı noktasında ayetle sabittir. Buna hadislerde özellikle emzikli kadınlar, hamile olan bayanlar, bunlar oruç tutmama ruhsatı var. Bir de aşırı derecede açlık, aşırı derecede susuzluk, yani artık o seviyeye gelir, kişi dayanamayacak hale gelir, cana artık zarar verecek seviyeye gelirse, o noktaya gelince o zaman da ruhsat var, kişi orucunu bozabilir. Genelde verilen ruhsatlar bunlardır. Yani oruç tutmamayı mubah kılan sebeplerdir. Bunlar tutmamayı mubah kılan sebepler arasında özellikle seferlik, yolculuk halinde kişi oruç tutmasa günle gün kaza eder. Hasta olan kişi zaten فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sonradan tutamadığı günler sayısını kişinin tutması lazım. Kefaret değil, burada kaza gerekir. Hasta olanlar iki çeşittir. Bir geçici hastalık var, bir de devamlı hastalık var. Hastalık devamlıysa, Arapların ifadesiyle müzmin olan hastalık, kalıcı, müzmin, yani kronik, kronik hasta dediğimiz, oruç tutmamayı mubah kılacak seviyede kronik hastalık varsa, bu kişi yani geçici hasta, bunun kaza, orucunu kaza etmesi lazım. Kaç gün hasta olmuşsa, orucunu yemişse, daha sonra Ramazan dışında kaza etmesi gerekir. Ama kronik hasta dediğimiz, yani devamlı hasta olan kişi, zaten ondan sonra da hasta olacağız. Yani sene boyu hastalığı devam ettiği için bu kişinin oruç tutma şansı yok. Dolayısıyla bunlara da fidye gerekir. Günle gün birer fitre fidye. Fidyeyi konuşalım yani, inşallah. Ayrı bir başlık gerekir olarak değerlendirelim. Emzikli bayanlar için de aynı şekilde onlar oruç tutmayabilirler. Belki de fidye kısmına onlara da denebiliriz. Evet, kıymetli hocam. Mesleği gereği yolculuk dediniz ya, sürekli yollarda olan
bazı insanlarımız var. Mesleği gereği sürekli yollarda. Şoförler gibi. Bu kardeşlerimizin oruç ibadetlerini yerine getirmeleri mümkün mü? Yerine getireceklerse nasıl oruç tutarlar? Mesleği gereği yolcu olanlar. Sürekli yollarda. Evet, normal yolcu var, bir de mesleği gereği yolcu olan var. Normal yolcular için söyledik işte. Günle gün kaza eder, edebilir. Oruç tutabilir de tutmayabilir de. Aynı şekilde bu kardeşlerimiz için de yine mesleği diyelim yolculuktur, şoförlüktür. Rızkını bu yoldan temin eden kardeşlerimiz var. Her gün çıkması gerekiyor. Her gün diyelim haftanın belki de ayın 20 günü bu işledir. 10 günü belki de değildir. Ya tüm günü böyledir. Tüm bir Ramazan ayı böyle geçebilir. Bu tür kardeşlerimizin de oruç tutmama ruhsatı var. Ama oruç yolcular, tüm yolcular için, seferler için genelde işte Şafii Hanefi alimlerin kabul ettiği oruç tutmaları tutmamalarından daha hayırlı diye kabul edilir. Daha evladır. Daha evladır. Ha tutamadılarsa daha sonra Ramazan'ın dışında mutlak bu kişilerin bir gün şeyi vardır, bir tatili vardır, bir efendim senelik izni dediğim bazı şeyler olabilir. Bu mesleğin icra edenlerden yola çıkarak anladığımız, gördüğümüz, bildiğimiz o diğer yolculuk dışındaki günlerinde bunların kaza etmeler lazım. Yani işi yokuşa sürüklememek gerekiyor. Yani tarihçe kazayı tutmak için bahane aramalar lazım. Evet, yani. Evet kıymetli hocam. Kıymetli hocam, oruçlu olan kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçarsa orucu bozulur mu? Hatan orucu bozar mı bozmaz mı diye genelde alimlerimiz bu noktada biraz daha genelleştireyim. Yıkanmak veya denize girmek orucu bozar mı? Yani birbirine bağlantılı şeylerdir. Evet. Yani bu ikisi birbirine bağlantılıdır. Hatan bir şey yiyip içmek orucu bozar mı diye genelde Hanefi alimleri bozar demiştir. Şafii alimleri normal diyelim ağzına su alan kişi özellikle abdest aldığımız zaman ağzına su aldığımız zaman birden içeri kaçtı. Hanefi alimleri der ki bozar. Şafii alimleri eğer azsa yani normal ağza burnuna su verme yani sünneti yerine getirme kadarsa sıkıntı değil ama çok su alınmışsa gargara yapılmışsa tabii ise boğazdan kaçması için kendisi de neredeyse gayret etmişse, iş oru seviyeye gelmişse o kadarı bozar der Şafii alimleri. Ama hasbelkader kazayla çektik birden nefesle birlikte su aşağı indi. Şafii alimleri yani ayrıntı olduğu için söylemekte fayda var. Bazen soru geliyor. Yani bir yerde bir şeyler duyulmuş bozmayacağının ortasından kim demiş kim dememiş. Onun için özellikle çok da mezhep ayrımı yapmak belki de kafa karıştırabilir. Ama soru geldiği için özellikle bu noktada bunu da ayrıntı da söylemekte fayda var. Şafii alimde eğer mutat şekilde normal ağza su alındığı zaman, abdest alındığı zaman, ağzı çalkalama niyetiyle su alındığı zaman normal olarak alınmışsa, hatan kaçmışsa bozmaz. Hanefi alimleri bozar der. Her halükarda bozar der. Hatan da olsa hatan her türlü durumda oruç bozulur denilir. Şafiler biraz ayrım yapmışlar. Yani aşire kaçmışsa bozar der, normalsa veya bozmaz der. Veya amden yapmışsa. Bilerek yapmışsa orucu bozar. Yani hem Şafii hem Hanefi'si bozar demişler. Ama hatayen ve normal mutat şekilde ağzına su alan kişi ağzına su kaçarsa Şafii alimleri bozmaz demişler. Özellikle bu suya girme, denize girme vesaire. Bu notada Şafii Hanefi alimlerimizin genelde kabulü şudur. Yani suya direkt girmek, kafaya su dökmek, kafayı işte suyun dibine batırmak bu noktada orucu bozmaz. Ama kişi diyelim bu tür hali yaşayanlar daha iyi bilir. O tür durumlarda yine boğaza su kaçma ihtimali vardır. Evet. Ha kaçmamışsa yine hatan kısmı aynı bağlamda. Ha bilerek yapmamış birden kaçtı bir şey. Şafii alimleri der bozmaz, Hanefi alimleri bozar denilir. Bu notada bir ayrıntı da var bunu da söylemiş olan. Ama genel manada yıkanmak, denize girmek orucu bozmaz. Boğazdan bir şey kaçmamışsa. Evet. Kıymetli hocam teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Cunup iken tutulan oruç geçerli mi? Asıl olan nedir? Mümin kişinin sünnete uygun olan. Bu konuda Ebu Hureyre'nin bir rivayeti de vardır. Yani ruhsat var mı? Bu notada alimlerimiz buna dayanarak Yüzük Şafii Hanefi alimleri oruç cünüpken yani cünübün
oruçla çok bağlantılı olmadı. Yani cünüp olmanın ayrı bir konu, oruç tutmanın ayrı bir konu oldu. Biraz ikisini ayırmışlar. Ama asıl olan nedir? Mümin kişinin temiz olarak ibadete başlamasıdır ki oruç bir ibadettir. Asıl olan bu ibadete gusül, yani ki genel temizliktir. İmsaktan önce bu işin yapılmasıdır. Diyelim gusül gerektiren bir hal oluştu. İmsak vaktine kadar kişinin gusül abdesti almasıdır. Ha diyelim kişi ondan sonra yattı. Yani bu da olabilir. Herkesin, İhtilam oldu. Yattı. Ondan sonra günü içinde de orucu nedir? Gusül gerektiren bir hal oluştu. İhtilam oldu. Afpür cinsel ilişki olmadı olursa zaten o olmaz. Bu dediğimiz kişinin elinde olmadan iradesi dışında, gerçekleşen bir şey olursa bir namaz vaktini kaçırmayacak kadar. Çünkü bir namaz vaktini kaçırsa ayrıca namazı kaçırdığı için günahkar olur mümin evet. kişi. Ama direkt oruca zarar verir mi? Yani diyelim imsak vakti girdi. Ezan okundu hala gusül gerekiyordu. Gusül etmemişsek Hanefi Şafii alimlerin bu noktada kabul etti. Gusül oruca zarar vermez. Ama sabah namazını kaçırmamak şartıyla oruca zarar vermez. Namazı kaçırdığı için kişi günahkar olur. Evet. Kıymetli hocam, malumunuz toplumumuzun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların da özellikle Ramazan ayı ile ilgili bazı sıkıntıları, özel durumları, özel halleri vardır. Eğer izniniz olursa, aslında biliyorum çok fazla cevaplandırmak istemediğinizi biliyorum ama yine de kardeşlerimizi de bu bilgiden mahrum bırakmayalım. Onların da bir iki tane sorusunu zat-ı halinizde yönelteyim. Şöyle, son dönemlerde tartışılan konulardan biridir. Özellikle ilahiyat camialarında tartışılan, özellikle medyatik hocalarımızın sürekli gündemde kalmak için ısıtıp ısıtıp insanlara sundukları bazı konular vardır. Özellikle kadınlarla ilgili, onların özelinde. Nizamettin Ergüven hocamı bulmuşken sorayım. Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi? Şimdi yani bu yeni bir mesele olmadığı için insan var olmasıyla olan bir şeydir. Yani Hazreti Havva annemizde olan özellik diğer tüm annelerimizde, kardeşlerimizde var. Fıtri bir şey olduğu için bunun faydası şeyi ayrı bir konudur. Ha oruca oruç zamanında bunun oruca ne türlü zararı var ya bu tür durumda olanla oruç tutup tutamama meselesi yine hadislere dayanarak o zamanki Allah Resulü döneminde de bayanlar aynı haldeylerdi. Yani o fıtri şey onlarda da vardı. Şu anda olan onlarda da vardı. Yani hayız durumu vesaire. O zaman bu notada Allah Resulü'nün bize verdiği yani tıbbın gelişmesiyle değişen bir konu değildir bu. Zamanın değişmesiyle değişecek bir mesele değildir. Yani ki sıfırdan fıtriyidir. Yani o zaman şu an olan her şey o zaman da vardı. Yani şu anki bayan ne haller görüyorsa Allah Resulü dönemindeki bayanlar da onun hanımları da aynı şeyi görüyordu. Çok bu konuları doğrusu tartışma konusu yapmak da bir faydası yok memlekete. Dolayısıyla Allah Resulü'nden bizim hanımlarından da bize gelen rivayetler nedir? O zamanki sahabi annelerimizin den gelen şey nedir? Biz hayız durumunda oruç tutmazdık. Namaz da kılmazdık. Evet. Namazın kazasıyla değil, orucun kazasıyla emrolunduk diye yeni veciz bir ifade var. Evet. Şu ana kadar ümmetin de genel alimlerimizin kabul ettiği uygulama budur. Yani fıtri olan bir şey. Bir anlamda icma vardır değil i̇cma mi? İcma vardır. Ümmetin, naslara dayalı bir icma. Ümmetin icma. Yani Şafisi, dört mezhebi, Zeydisi, Caferisi fark etmez. Hepsinin ittifak ettiği bir konu olduğu için çok da yeni bir şey söylüyormuşçasına yeni bir hal gibi. Yeni hal değil. Yani eski hal neyse yeni hal da aynıdır. Dolayısıyla tartışmanın çok fazla o zaman söylenen ifadenin nasıl olduğu yani, yani akla açık bir konu evet akla açık tarafı da vardır ama Allah Resulü bu noktada yani hal değişmedi çünkü. Bayanın fıtratı değişmedi ki diyelim ki hükümde değişsin.
Dolayısıyla çok tartışmak doğru olmayacağını düşünüyorsunuz. Evet kıymetli hocam, yani sizin cümlelerinizden şöyle bir sonuç çıkartmak mümkündür. Kadınlarımız, kardeşlerimiz özel günlerinde oruç tutmasınlar. Bu kadar açık ve net. Evet. Ümmetin bu konuda ittifak ettiğini söylüyorsunuz. Alimlerimizin ifadesiyle şaz görüşlere çok fazla itibar etmemek gerekiyor. Bu kişinin kendisine bunlar her bağlar, dönem, şey her devirde olabilecek şeyler. Evet. Zaten zamanla unutulup giderler. Belki bu görüşü dillendirenlerin birçoğunun adını bile unuttuk. Evet. Evet, böyle ihlasla söylenmediği için hayata tutunma gibi bir durumları da söz konusu olmuyor kısacası. Benim yani eğer ihlasla düşünmüşlerse dahi yine kişinin kendisini bağlar bu. Evet. Yahut ona tabi olanları bağlar. Ama genel ümmetin icması dediğimiz bunun yönünde olduğu için bu konuda çok da tartışma yok, yani tartışma yok. Konuyu tartışma açmak da doğrusu fazla yerli bir konu değil. Yani çok yerinde bir konu değil. Dolayısıyla bu noktada belki de yani oruç tutturmak acaba bayanlara o durumda fayda mı değil mi diye o tarafı da düşünmek yani lazım. İşin psikolojik boyutu da var. Yani o yani Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetidir. Yani rahmet olarak düşünmek lazım. Yoksa eziyet değildir bu. Evet. Belki de tutturmak eziyettir. Yani yaşayanlar bilir. Evet, kadınlarla ilgili özellikle o özel durumda eşleriyle birleşmelerini Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yasaklıyor. Neden yasak kılıyor? Kadınların özel durumundan dolayı, yani psikolojik yapılarından dolayı. Dolayısıyla biraz da öyle bakmak gerekiyor. Değil farklı bir haldir. Hocam? O farklı halin de farklı sonuçları olabilir. Farklı fetvası olur. Farklı fıkhi sonucu olur. Hepsini aynı düşünmek. Yani hal değişince, durum değişince fetvada yani Yüce Allah'ın isteği de değişiyor. Yani bakıyoruz ibadetlerde bazı ayrımlar vardır. Yani nasıl ki hasta olandan orucu istemiyorsa, aynı noktada bu da bir hastalık mıdır artık değil midir? Belki de bu noktada tıpçıların söyleyeceği bir şeydir ama bu fıtri bir şey olduğu noktasında kesindir, yani şüphesizdir. Evet. Dolayısıyla çok da... Öyle pişirip pişirip ama Kur'an eza olduğunu ifade ediyor evet. Değil mi hocam? Bir eziyet tarafı var mıdır? Evet, evet vardır. Yani bunu yaşayanlar da bizzat kendilerine ifadesi, hallerinin değiştiği, durumlarının değiştiği, evet. Daha da oldukları, hassas oldukları, yani normal günden farklı günlerin olduğu noktasında bu da fıtraten bu da tespit kesindir yani. Bunun evet. Tartışması yok. Hocam bir ara Mekke'de Melik Faysal Hastanesi'nde çalıştım. Orada özellikle Türkiye'den gelen kardeşlerimize tercümanlık yapmak için bulunuyordum. Geldiklerinde bazen şöyle bir soru soruyorlardı. Doktora sorar mısınız? Diyorlardı ki, adet geciktirici ilaç aldım ama buna rağmen adet oldum. Bunun sebebi nedir? Niye oldum? Sorabilir misiniz diye. Israrcı oluyorlardı. Kıymetli hocam, sorunun formatını değiştirerek zat-ı halinize şöyle soracağım. Kadınların Ramazan ayında adet geciktirici ilaç kullanmaları caiz mi? Nizamettin Ergüven hocam ne diyecek? Bu caiz mi değil mi dediğiniz gibi yani tıpla ilgili mesele olduğu için çok da hocanın vereceği yani söyleyeceği çok da bir söz yok. Eğer sağlığa zararlıysa doktorun tavsiye kullansanız sağlığına zararlı olur diyorsa işi tabiatına bırakmak gerekir. Ama sağlığa zararlı değil, kullansan hiçbir sıkıntısı yok deniliyorsa yani doktorun tavsiyesine uyarak bu noktada artık doktorun ne diyeceğini genelde bizim bildiğimiz, duyduğumuz... Sonuçta bir ilaç alıyorsunuz evet, kıymetli hocam, yan etkileri tabii, olan bir ilaç. Bizim duyduğumuz, bildiğimiz zararlı olduğu ifadesidir. Dolayısıyla işi tabiatına bırakmak daha doğrudur. Ha yani kullandığı zaman oruca olmamışsa, yani orucu tutmuşsa orucu sahihtir. Evet, adet olmamışsa. O ayrı mesela ama şey yok diyorsunuz. Bundan daha öncesi bu ilacı kullanmak ne derece doğrudur? Buna biraz yoğunlaşmak lazım. Hocam, hanım kardeşlerimizi düşünerek onların sorularına adeta tercümanlık görevini görerek kıymetli hocama şöyle bir soru soracağım. Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?
Yani bu bir ruhsat olduğu için, yani duyardık mesela annelerimiz hep de ki işte biz hiç orucumuzu yediğimizi hatırlamayız denilir. Bu bir ruhsattır, illa tutamazsın demek değildir. Bayan var, oruç tuttuğu zaman gebelik durumunda çok da etkilenmiyor. Ama bayan var işte yatağa düşme, bayılma, bu tür kişiden kişiye değişen haller var. Abi ben oruç tutsam bana bir sıkıntısı yok. Ben evet hamileyim gibi. Ama yine de uzman hekime danışmasında fayda var değil mi hocam? Şu an artık doktorluk, tıp geliştiği için bazen evet kendisine zarar olmayabilir. Çocuğa, bebeğine zarar olabilir. Kan değerleri düşebilir. Bu noktada sıkıntı olabilir. Bu da ancak dediğiniz gibi doktoruna danışarak karar vermesi daha doğrudur. Ha, doktor tutamazsın dediğiniz zaman tutmayabilirler. Böyle bir ruhsat var. Daha sonra günle gün tutamadığı günler sayısınca kazasını o hal yapar. Geçtikten sonra kaza edebilirler. Kefaret gerekmiyor. Kefaret gerekmez. Günle gün, yani bir gün yemişse bir gün kaza eder. Üç gün yemişse üç gün kaza eder. Hocam, bir insanın, bir Müslümanın birden fazla oruç kefareti varsa bu kişi orucu nasıl tutmalıdır? Nasıl tutar? Şimdi kefaret, birden fazla kefareti var. Evet. Şimdi kefaret gerektiren haller var, gerektirmeyen haller var. Yani bunları da izah eder misiniz evet, izleyicilerimiz için? Buradan yola çıkarak baştan alırsak. Özellikle izninizle bu daha çok Hanefi fıkhında değil mi? Evet. Yani ittifak edilen konu var, bir de farklı evet, ihtilaflı düşünen. Olan. Yani bu bazen belki dinleyicilerimizin kafası karışabilir ama bir hakikat var. Yani şu an bizi dinleyen kardeşlerimiz hem Şafii hem Hanefiler olduğu için çünkü gelip müftülüğe de soru sorduğu zaman ben Şafii'yim, Şafilerin bu konuda görüşü nedir diyor. İşte ben Hanefi'yim, Hanefilerin görüşü nedir? Mecburen Hanefi şunu diyor, Şafii şunu diyor dememiz gerekir. Buna ya buradan yola çıkarak söylemekte fayda var. Belki de kafa karışıklığının sebebi bu konuda alimlerimizin ihtilaf etmesidir. Evet. Yani soruların gelmesinin çokluğu. Bir yerden duymuş ya diyor gerekmiyor. İşte ben orucumu yedim. Nedir işte acıktım, orucumu yedim. Bana güne gün gerekiyor. Ben duyduğuma göre diyor 60 gün gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Soru bu noktada bir tartışma çıkınca müftülüğe geliyor. Çıkış noktası şudur. Yani alimlerimiz, özellikle Hanefi alimleri şunu derler. Bilerek yiyip içme ve cinsel ilişki yapıyor. Oruçlu kişi imsakla iftar arasında oruca niyet etmiş. Gündüz. Oruca niyet etmiş. İmsakla iftar arasında orucu bozan bu hallerden biri oluşmuşsa, kişi bilerek ne yaptığını bilerek yapmışsa, oruca da niyet etmişse, bu kişiye yeme içme artı cinsel birleşmeden dolayı kişiye kefaret gerekir. Artı kaza da gerekir. Evet. Yani 60 gün kefaret orucu. Ya da 2 ay diyelim. 2 ay. Evet. Genelde 60 gün tabir 2 ay. Yahut ay belki de hesaplanmayabilir. Ay başından ay sonundan almama olunca ay 29 şeker memnun olur. Onun için o bir günlük farktan dolayı bu ifadeyi kullanıyoruz. Hanefi alimleri yiyip içme cinsel ilişki oruca niyet eden kişinin imsakla iftar arasında bu haller eğer bilerek yapmışsa 60 gün 2 ay kefaret gerekir. Bir de bozduğu günler sayısınca kaza gerekir. Şafii alimleri ve diğer bazı alimlerimiz özellikle hadise dayanır. Hadis merkezinde hadisi tahsis ederek, o konuya tahsis ederek özellikle kefaret gerektiren hadis, meşhur hadis. Orada sadece oruçluyken cinsel birleşmeden dolayı Allah Resulüne gelip soru soran kişiye Allah Resulü'nün bu kefaret sıralamasında önce işte köle azat etme, 60 gün oruç vesaire, 60 er gücü yetmiyorsa 60 fakiri doyurma. Bu noktada bu üçlü ayrım İmam Şafii alimlere göre sadece cinsel birleşme evet oruç kefareti rivayette gerektirir. Rivayette bu olgu yer aldığı için. Evet. Yani hadisi tahsis etmiş o meseleye sadece. Bu hadis bu meselede olmuş, sadece hadis bu meseleye girer. Yeme içmeyi kapsamaz diye. Hanefi alimleri demişler ki burada asıl olan
sadece cinsel beşmeden dolayı oruç bozma değil. Burada orucun hürmetine bir saygısızlıktır. Dolayısıyla yeme içme de aynı sonucu doğuracağı için ona kıyasla ona da aynı hükmü vermişler. Diğer bazı evet. alimler de aynı görüşe paylaşmışlar. Böyle bir ayrım var. Yani Şafiler sadece yeme içme, sadece cinsel oruçluyken cinsel bilerek cinsel ilişki kefaret gerekir demişler. Hanefiler yeme içmeyi de buna dahil etmişler. Kefaret gerekir evet. demişler. Tabi burada Şafi kardeşlerim bazen işi yani biraz takva boyutunu aşıp işi nefsi boyutuna çeken ya zaten bizde bir gün bir Şafii kardeşimizin çıkıp bunu demesi doğru değildir. Zaten günle gün bizde yeme içme susadım işte al iç ya bardak su içtin günle gün kaza edersin. Çok öyle rahat ifadeler var. Bu sıkıntı tabiri caizse Allah Resulü'nü yani ki hadise dayanıyor. Allah Resulü'nün diğer hadisine diyor. Bile bile bir kişinin Ramazan orucunda orucunu yemesi, diğer günlerde tüm bir ömrünü diyelim oruçla geçirmesi o günün açını kapatmaz. Evet. Bunu da dikkat İmam etmek. İmam Nevevi'nin de Şafii He. mezhebinin önde gelen alimlerinden biri Deralı genç yaşta Hı. vefat eden El Mecmu'un müellifi, Hı. Minhac'ın yazarı, Riyadus Salihin müellifi. Evet. İşte Şerhu Sahih Müslim'in özellikle yazarı, büyük alim, büyük Hı. hadisçi. Onun da öyle bir ifadesi vardır. Şöyle diyor, bir insan Ramazan ayında bir gün kasıtlı, bilerek, farkında olarak orucu bozarsa ve ardından bir yıl boyunca o bir günün orucunu tutmaya kalkışırsa bir günün ecrini, mükafatını alamaz, cezasını sildiremez diyor. Buna dikkat etmek gerek. Yani biraz bu noktada özellikle Şafii kardeşlerimizin işi hafife alma bu sıkıntıdır. Orucun hürmetine saygısızlık anlamı vardır. Orucun hikmetine aykırı bir ifadedir. Oldu evet sonuç bu işin şekli tarafıdır dedik. Yani orucun bir şekil tarafı vardır bir de mana tarafı vardır. O mana tarafını toptan ihlal ettiği için evet, evet şekil sadece bir yeme içmedir ama işin mana yani bir Ramazan ayında Allah'ın emrinin yani o imsakla iftar arasında ağzını tut dediği vakitte Allah'ın emrine isyan var. Yani oruç bozuldu, bozulmadı, kefaret gerekti, gerekmedi bu ayrı bir konudur. Allah'ın emrine isyan ayrı bir konudur. Burada Allah'ın emrine isyan var. Allah oruç tutuyor, sen keyfinden tutmuyorsun. Bunun da bir karşılığı olur, bir cezası olur. Buna dikkat etmeleri lazım. İşi hafife almak Allah muhafaza bir mümine hiç yakışmaz. Evet. Buna dikkat etmek gerekir. Hocam ilk programımıza İl Müftü Vekilimizi Sayın Abdurrahim Aytaç hocamızı almıştık. Onun şöyle bir tespiti olmuştu, dikkatimi çekti. İsyanlarda, günahlarda kasıt olmamalıdır diyor. Yani insanın ayağı kayabilir, dili sürçebilir, yanlış yapabilir. Ancak bu konuda azim ve kararlılık olmamalı. Yani Allah'a kafa tutmamalı. Namaz. Allah tutun diyorsa tutacağız. Allah iftar edin diyorsa iftar edeceğiz. Yani haşa Allah ile pazarlık olmaz bu konuda. Söylediğiniz önemli. Kıymetli hocam tam da bu noktada. Size şöyle bir soru soracağım. Bunu da orucun hürmeti birkaç kez altını çizerek ifade ettiniz. Yani Yüce Rabbimizin emrine saygı duymak. Bir Müslümana da yakışan budur aslında. Hocam özellikle Ramazan ayında mazeretinden dolayı oruç tutamayan kardeşlerimiz. Eskiden saklana saklana oruç yerlerdi. Yani ellerinde bir ruhsat olmuş olmasına rağmen. Ama günümüzde maalesef oruç tutamayan kardeşlerimiz oruç tutanların yüzüne doğru, gözlerinin önünde sigara içtiklerini görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu da orucun hürmetini, oruca olan saygının zedelenmesine yol açtığı bilinen bir husustur. Evet. Bu konuda bir il vaizi olarak insanlara öğüt veren, o makamda oturan bir kişi olarak ne dersiniz kıymetli hocam?
Şimdi dedik ya ruhsattır mı? Emir değil. Yani orucu yiye emri değildir aslında. Bir ruhsattır. Tutmayabilir. Ha, tutsan da sahabını alırsın demektir. Öyle ki tutmama ruhsatı diyelim hastadır, yolcudur. Ruhsat hakkını kullandı. Evet. Buna kimsenin bir itirazı evet, yok. Ben ruhsat hakkımı kullanıyorum. Kimse bana karışamaz demek de ahlaki değildir. Evet. Yani insan olmamız hasebiyle böyle ki inancımız bile yoksa dahi. Özellikle Müslüman bir toplumda yaşıyorsak velev ki oruca imanı bile yoksa kişinin yine buna dikkat etmesi insani bir görevdir. Ortak değerler. Yani toplumun bu toplumla birlikte yaşıyorsa evet, bir kişi bu toplumun bazı hassasiyetlerine de dikkat etmesi lazım. Ben sosyolojik olarak bu toplumda yaşıyorsak, bu toplumun parçasıysak yani buna da dikkat etmemiz bizim insani görevimizdir. Ha oruca inanıyor, oruç tutmak istiyor ama ruhsat var. Mümin insan yani oruca inandığı halde oruç tutmama ruhsatı varsa bu kişinin hayli hayli dikkat etmesi dediğimiz inancı olmayanı bile dikkat etmesi gereken bir şeydir. Bir de özellikle inancı oruca imanı olduğu halde oruç tutma isteği olduğu halde sağlığın el vermemesi vesaire bütün durumlarda bu kişinin ulu orta orucunu yemesi ahlaken doğru değildir. Yani oruca belki de o ayın hürmetine saygısızlık anlamı da taşıyabilir. Özellikle oruç tutanlara karşı olabilir ki nefsi zayıf olan oruç tutan kişilerden biri o manzarayı görüp onun da iştahı çekip belki de orucunu bozmasına kadar götürme ihtimali var ki denk gelmişiz, duymuşuz. Yani aslında orucumu bozmak istemiyordum, yanımda biri bozunca dayanamadım. Özellikle sigara gibi alışkanlıkları olan kardeşlerimizde bu sıkıntı olabiliyor. O içti dayanamadı, ben de içtim türünden. Kişi zaten kendisi içmiş. Öyle ki ruhsatı bile olsa, yani oruç tutmama ruhsatı, Allah katında onu mazeretli kıracak bir sebep olsa bile, o kişinin orucun bozmasına sebep olduğu için onun da bir karşılığı olur. Buna hocam, dikkat etmek lazım. Söylediğiniz noktadan hareketle, medeniyetimizde, fıkıh medeniyetimizde şöyle bir kural vardır. Siz A ülkesinde iftar ettiniz, bayram ettiniz. Sonra B ülkesine geçtiniz. Oranın insanlarının Ramazan ayının son gününü tuttuklarını gördünüz. Vakit ikindiden sonra akşama 1-2 saat kalmış. Günün geri kalan kısmını oruçlu geçirmek zorundasınız deniliyor. Yoksa zaten yemişsiniz. Öğle yemeğini yemişsiniz. Evet. Çayınızı içmişsiniz. Bu da hassasiyeti gösteriyor. Ya bu ahlaktır aslında. Orucun yani oradaki biraz ahlaki bir sorun. Birlikte yaşama ahlakı. Evet, birlikte buna yaşama dikkat ahlakı etmek gerekir. Yani ben yaşarım sana ne deme şansımız yok. Bir toplumda yaşıyorsak toplumun genel kurallarına, o genel inanç şeylerine de dikkat etmemiz lazım. Hassas uçlara dokunmamak için mümin kişinin hassasiyet sahibi olması lazım. Böyle bir ahlak sahibi. Yani sadece bu mesele değil. Diğer meselelerde de ben yaparım, kimse bana karışamaz. Ya ben Allah'ın gördüğünü bazen bu noktada iş oraya kadar geliyor. Aram oruç tutmuyor. Ya Allah'ın gördüğünde ben kula mı gizleyeceğim? Gizleyeceksin. Evet. Bu aşırı bir ifadedir. Zaten sen günah işliyorsun. Günahtan günaha yani fark hocam, vardır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani günahın reklamını yani, yapmak diyorum ben evet, bazen bunu. Bir günahın reklamı ayrı bir günahtır. Yani evet, günah işlemek ayrı bir konudur. Güzel. Onun reklamı kıymetli başkasına hocam, teşvik ettiği için ayrı bir günahtır. Sınırsız özgürlük dediğimiz bir şey yok. Vakaya da, realiteye de aykırı. Sınırsız özgürlük diye bir şey yok. Sizin özgürlüğünüz başkasının yani özgürlük alanına girmedikçe vardır. Evinizde istediğiniz kadar günah işleyebilirsiniz veya oruç tutmayabilirsiniz. Ama diğer insanlara karşı, onların hassasiyetlerine karşı saygı duymanız insan oluşumuzun gereği olsa gerek. Evet. Kıymetli hocam, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son sözlerinizi alayım. Vermek istediğiniz son bir mesajınız varsa tabii çok kısa. İlk sohbetimizin başında söylediğimiz, şu an bahsettiğimiz meseleler hep orucun şekil şartlarıydı. Orucun mana şartları da vardır. Özellikle mümin kişinin hiç değilse
Eğer gözünden, dilinden, envai azalarından bir günah eğer sadır oluyorsa, böyle bir alışkanlığı varsa, hiç değilse bu ayın hürmetine oruç tutan kişi olarak özellikle mümin kişi günahkar olur mu? Olur. Ama hiç değilse bu Ramazan ayında gözüne, diline, diğer günah işleme potansiyeli olan organlarına biraz daha dikkat etmesi, her ne kadar yeme içme yok, işte afiyet, cinsel ilişki yok, bu noktada oruç tutuyor. Diğer azalarına da oruç tutturabilirse daha orucu mükemmel olur ki oruç, evet. Oruçludan oruçluya fark, mümin mümine bu noktada fark atar. Ben oruçluyum, sen de oruçlusun. Fark nedir? Bu dediğimiz diğer meselelerde olur. Mümin bu noktada diğer mümine fark atabilir. Evet. Yüce Allah hakkını vererek oruç tutabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hastalarımıza, Amin. Yüce Allah hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Amin. Yüce Allah bu COVID illetinden memleketimizi ve tüm İslam bellilerini, insanlığı muhafaza eylesin. Amin. Bundan korusun inşallah. Eyvallah. Def eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Nizamettin Ergüven hocamızla bana birlikte bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbim, yarın gece icra edeceğimiz programa sağ salim, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde eriştirsin. Siz kıymetli izleyicilerimi Allah'a emanet ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma sizin adınıza teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.